Merhabalar. Zaman zaman gelen yorumlarda görüyorum kitap tavsiyelerinde bulunmam isteniyor. İşte bu videoda okurken çok keyif aldığım 5 tane kitaptan bahsedeceğim ve bunu da 5 dakika içinde yapmaya çalışacağım. Hatta bunun için bir kronometre de ayarladım. Ona da hemen bakayım. Çünkü bazen lafı çok uzatıyorum. Lafı bir türlü toparlayamıyorum ki şimdi de öyle oldu. Cümlelerin sonu gelmiyor. Video uzadıkça uzuyor. Hemen kronometreyi ayarlayalım. Kronometremiz hazır. Bakalım 5 dakika içinde 5 tane kitabı anlatabilecek miyim? Hemen ilk kitabımız gelsin. Bizans'ın damak tadı efsanevi bir imparatorluğun mutfağı. Andrew Dalby tarafından yazılmış. Şöyle düşünelim. Bizim Bizans'la ilişkimiz genellikle böyle Kara Murat filmleri, Cüneyt Arkın filmleriyle sınırlı. O kadar yani onun ötesi yok ve kabul edelim ki bu çok pozitif bir ilişki değil. Ama ne zaman Bizans'ı incelemeye başlıyorsunuz şunu görüyorsunuz. Bizans dünyası çok renkli bir dünya. İşte bu kitapta da o renkli dünyanın özellikle de başkentin mutfağı bizlere anlatılıyor. Şöyle düşün yani o dönem İstanbul'unu düşünelim. Konstantinopolis düşünelim. Arap Yarımadası'ndan, işte Afrika'dan, ne bileyim Orta Asya'dan, Hindistan'dan, Rus topraklarından, Batı Avrupa'dan, Kuzey Avrupa'dan, işte İskandinav ülkelerinden mesela, Balkanlardan pek çok kişi gelmiş. Kim bu kişiler? Esirler var, köleler var, seyyahlar var, tüccarlar var, askerler var. Yani herkes İstanbul'a, Konstantinopolis'e o dönemde akın etmiş ve her gelen de kendi yemek kültürünü başkente taşımış ve bu da başkentin yemek kültürüne yansımış. İşte bu kitapta o yemekler, o yenen şeyler artık tarifler kişilerin günlüklerinden, seyyahların raporlarından ya da tarihçilerin yazdıklarından bize aktarılıyor. Yani kaynak gösteriliyor. Bu da bizde o dönemin yemek kültürünü birinci kişilerin gözünden görme imkanı sağlıyor. O açıdan bence okuması hem çok keyifli hem de çok rahat bir kitap. Bir de şundan bahsediyor. Vakti kontrol edeyim. Biraz uzatmışım lafı. Kapanlar vardı Osmanlı'da. Yani belirli ürünlerin satıldığı pazarlar. İşte o kapanların geçmişi Bizans'a dayanıyor. İşte Bizans döneminde hangi ürün nerede satılırdı, ne kapanları vardı, bu ürünler başkente nasıl gelir, nasıl tedarik edilirdi, o gibi konulara da bu kitapta değiniliyor. Okuması çok keyifli bir kitap. Mutlaka tavsiye ederim. İkinci kitabımız Agamemnon Mezarı, Mikan ve Bir Kahraman Arayışı, Katie Geer tarafından yazılmış. Henry Schliemann'ın biraz yaptıklarından burada bahsediliyor. Yani Troya'ya gelişi, oradan Mikenae'ye gidişi, kuyu mezarlarda buldukları ki bu burada gördüğünüz maske mesela kuyu mezarlarda bulunan maskelerden birisidir. Agamemnon maskesi diye bilinir. Bu niye günümüzde hala Agamemnon maskesi diye biliniyor mesela? Ki bu Agamemnon maskesi değil. Bu neden dediğim gibi o şekilde biliniyor? Ondan bahsediyor. Henry Schliemann'ın bu buluntuları pazarlaması, Avrupa'da verdiği konferanslar, onlara getirdiği yorumlar, sonra o yorumların zaman içinde Birinci Dünya Savaşı'na farklı, İkinci Dünya Savaşı'na farklı yorumlanması, Mikenae'de bulunanlar, bunlar üzerinden bir mit yaratma girişimi, bir anlam bulma, işte Yunanistan'ın köklerini dayandırma girişimleri falan. Yani arkeolojinin politik yönleri aslında bu kitapta çok güzel şekilde anlatılıyor ve aynı zamanda da hem Şiliman'ın yaptıkları hem de Miken kültürü bu kitapta kısa kısa tanıtılıyor hap bilgiler şeklinde. O yüzden okumanızı tavsiye edeceğim ikinci kitap bu. Oldukça güzel bir kitaptır Agamemnon Mezarı politik arkeoloji ile ilgilenenler için. Hemen üçüncü kitabımıza geçelim. Mehmet Özdoğan Hoca'nın 50 Soruda Arkeoloji isimli kitabı. Benim için de özel bir kitaptır. Çünkü hoca kitabı benim için imzaladı. Yani güzel imzalı bir kitap var elimde. Mehmet Hoca adı üstünde yani burada 50 soruda arkeoloji. 50 tane soru soruyor kendisine ve bu soruları da bir bilim adamı titizliğiyle yılların kendisine verdiği tecrübeye dayanarak cevaplıyor. Kitabın arkasından okuyacağım bu soruların bazılarını. Mesela arkeoloji nedir, ne değildir? Geçmişten günümüze neler kalır? Arkeoloji nasıl bir bilim alanı haline gelmiştir? Arkeolojinin politik kullanımı ne demektir ki bir önceki kitap bununla ilgiliydi. Arkeolojinin temel yöntemleri nelerdir? Endüstriyel arkeoloji, kent arkeolojisi, kurtarma kazısı, etnoarkeoloji, deneysel arkeoloji, sualtı ve batık arkeolojisi nedir? Definecilik nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nun arkeoloji ne zaman ve nasıl girmiştir? Osman Hamdi Bey'in ve Atatürk'ün Türk arkeolojisinin gelişimindeki yerleri nelerdir gibi sorulara bu kitapta cevap aranıyor ve Mehmet Hoca dediğim gibi bir bilim adamı titizliğiyle bu soruları cevaplıyor. Dördüncü kitabımız aslında bir kitapçık. Kabil'den Semerkant'a Arkeologlar Orta Asya'da isimli kitap. İki tane arkeolog tarafından yazılmış. Svetlana Goraşenina ve Claude Drapin tarafından yazılmışlar. Kuşa kağıda baskılı muhteşem fotoğraflar var içinde. Orta Asya'nın tarihi ve Sovyet arkeolojisi bu kitapta anlatılıyor. Hatta benim Oxus hazinesini hazırlamama ilham kaynağı olan kitap da bu kitaptır.
Oxus Azines görselleri aradım ama bulamadım. 30 saniyem kaldı. Hızlanıyorum. 5. kitabımız İmparatorlar Yataklarında Ölmez. Fick Mayer tarafından yazılmış. Çok havalı bir isme sahip kitap. Gerçekten de öyle. İmparatorlar Yataklarında ölmüyor. Özellikle değil tamamen Roma İmparatorlarından bahsediyor. Roma İmparatorluğu'nun nasıl öldüğü bu kitapta anlatılıyor. Yani şöyle göstereyim size. Bakın pek çok imparator kısa hayat hikayelerine değinilmeden nasıl, nerede, neden öldükleri bu kitapta anlatılıyor. Bu da tavsiye edeceğim son kitap. Herhalde 5 dakika, 1 saniye, 5 dakika, 2 saniye gibi bir şeyle seriyi tamamladım. İlk defa bu kadar hızlı anlattım herhalde. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Kitapların isimlerinde videonun açıklamasına tek tek yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.